Galatasaray'da beklenmedik ayrılık. Cimbom'da sezon sonu yaklaşırken sözleşmesi bitecek oyuncuların durumu gündemde. Sarı Kırmızılılar Fernando Muslera ile yeni bir sözleşme için görüşmelere başladı ancak resmi adımlar sezon sonunda atılacak. Bu süreçte genç bir yıldız adayının ayrılık kararı verdiği ortaya çıktı. İşte detaylar. Şampiyonluk için mücadele veren Galatasaray'da bir ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Sıkı bir fikstürle karşı karşıya olan Sarı Kırmızılılar'da gelecek sezonun planlamaları da hız kazandı. Teknik heyet sözleşmesi sona erecek oyuncularla görüşmelere şimdiden başladı ve transfer listesini şekillendiriyor. Sözleşmesi sona erecek isimlerden biri olan Hamza Akman için önemli bir gelişme yaşandı. Danimarka medyasından gelen haberlere göre forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu sezon sonunda sözleşmesini uzatmama kararı aldı ve Kopenhag'la görüşmelere başladı. 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Galatasaray altyapısından yetişen ve takımdan ayrılan 3. isim olacak. Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele veren Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Cimbom sezon sonu için transfer çalışmalarına da gaz verdi ve dünya çapında yıldızın transferi için vites yükseltti. Galatasaray'ın İspanya La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric için harekete geçtiği iddia edildi. 38 yaşındaki yıldız sezon sonunda Real Madrid'den ayrılma kararı almıştı. Yaklaşık 12 senedir Madrid forması giyen Hırvat orta sahanın Haziran ayında sözleşmesi sona erecek. İspanyol basınında yer alan haberlerde de Real Madrid'in Luka Modric ile sözleşme yenilemeyeceği ve 38 yaşındaki futbolcuya sezon sonunda teşekkür edileceği belirtildi. Öte yandan Suudi Arabistan ve Amerika'dan teklifler alan Modric'in futbol hayatına Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi. Bu noktada Cimbom'un dünya ünlü yıldız için devreye girdiği öne sürüldü ve menajerler aracılığıyla nabız yokladığı iddia edildi. Deneyimli oyuncunun ise Türkiye'yi çok sevdiği ve yakın birçok dostunun İstanbul'da yaşadığı ifade edildi. Modric'in İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Galatasaray'ın ilgisinden memnun olduğu belirtildi. Galatasaray'dan scout bombası. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray gelecek sezon için genç yetenek avına çıktı. Cimbom başarılı bir sezon geçirmenin yanı sıra takımını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yönetim scout ekibinin önerisi üzerine Manchester United'ın genç yeteneğiyle ilgileniyor. İşte detaylar. Galatasaray ligdeki başarılı performansını sürdürürken gelecek sezon için de planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un her maçı final niteliğinde gördüğü ve oyuncularına bu düşünceyi aşıladığı biliniyor. Yönetim gelecek sezon için transfer çalışmalarını erken başladı ve potansiyelli genç yetenekleri takıma kazandırmak için çaba sarf ediyor. Özellikle takımdan ayrılacak oyuncuların yerine genç ve gelecek vadeden isimleri kadroya katmak isteyen yönetim Manchester United'ın genç yeteneği Shola Shortire için girişimlerde bulunuyor. Galatasaray'ın 20 yaşındaki oyuncuyu 2 yıllığına kiralama planları yaptığı ve genç futbolcunun hem kendisini geliştirmesi hem de takıma katkı sağlamasının hedeflendiği konuşuluyor. İngiliz ekibinin ise Shortire'ı Galatasaray'ı kiralamaya olumlu yaklaştığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi. Shola Shortire'ın da Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı ve transferin yakın zamanda netlik kazanmasının beklendiği kaydedildi. Galatasaray'da flaş ayrılık. Şampiyonluk için Fenerbahçe ile büyük bir yarışa giren Cimbom'da yeni sezon planlamaları içinde kollar sıvandı. Transfer listesini hazırlayan Sarı Kırmızılılar'da takımdan ayrılacak isimler de belirleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim takımda düşünülmeyen yıldız isme sezon sonu veda edecek. İşte detaylar. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim koordineli bir şekilde transfer operasyonunu yürütüyor. Transfer listesini belirleyen Sarı Kırmızılılar'da sezon sonunda hedefteki yıldızlarla görüşmeler hızlanacak. Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor. Yeni sezonda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı. Brezilya basınından derlenen haberlere göre Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Rusya ve Brezilya'dan talipleri bulunan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek. Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Tete 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Aslan'dan İlkay Gündoğan bombası. Trendyol Süper Lig'de yoluna lider bir şekilde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde de kadrosuna takviyeler yapan Sarı Kırmızılılar yeni sezon içinde çalışmalarına başladı. Cimbom orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedeflerken bomba bir iddia ortaya atıldı. Masaya İlkay Gündoğan ismi gelirken İspanyol basını yılın transferini böyle duyurdu. İşte tüm detaylar.
Yaz transfer döneminde 8 yıllık Manchester City kariyerine son vererek İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan transferde gündemden düşmüyor. İspanyol basınından derlenen habere göre ismi birçok dev kulüple anılan yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. La Liga'da Barcelona formasını terleten İlkay Gündoğan Katalan kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İspanya'da aradığını tam anlamıyla bulamayan orta saha oyuncusu Türkiye'ye geliyor. Galatasaray yaz transfer döneminde görüştüğü ancak anlaşamadığı İlkay Gündoğan ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Galatasaray İlkay ile anlaşsa da transferde büyük bir pürüz var. Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı bonservisiyle göndermek istediği ancak Sarı Kırmızılıların 34 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyerek bedelsiz olarak kiralamak istediği ifade edildi. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği ve pürüzleri gidereceği kaydedildi. Galatasaray'da yeni transfer geldiği gibi gidiyor. Gelecek sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı. Transfer listesini hazırlayan Sarı Kırmızılılar'da veda edilecek oyuncular da belirlenmeye başladı. Ara transfer döneminde kadroya katılan o ismin sezon sonunda takımdan ayrılmasına karar verildi. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları. Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bek sorununu çözmek için harekete geçen yönetim teknik direktör Okan Buruk ile koordineli bir operasyon yürütüyor. Transfer listesini hazırlayan teknik heyet sezon sonu hedefteki yıldızlarla temaslarda bulunacak. Yeni transferler için kolları sıvayan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler hakkında da kararlar alınıyor. Sarı Kırmızılıların sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı Fildişli sağ bek Sergio Aurier ile yol ayrımına gelindi. Galatasaray ile sözleşme imzaladığı günden beri henüz sahaya çıkamayan deneyimli oyuncu sezon sonu büyük ihtimal takımdan ayrılacak. Transfer edilirken de geçici çözüm olarak görülen Aurier'in sakatlık sürecinin de bu kararda etkili olduğu belirtildi. Galatasaray'dan Zaniolo kararı. Cimbom'un kiralık olarak Aston Villa'ya gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı takıma geri döneceği belirtildi. İtalyan oyuncuya ülkesinden taliplerin olduğu ve Galatasaray'ın istediği bonservis ortaya çıktı. İşte detaylar. Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. İngiliz kulübünde istediği süreleri alamayan İtalyan oyuncu bu sezon sonunda sarı kırmızılı takıma geri dönecek. Calcio Mercato'nun haberine göre Aston Villa'nın opsiyonunu kullanmayacağı Zaniolo'ya İtalya'dan Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina kanca attı. Galatasaray başarılı oyuncuyu 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralamıştı. Sarı Kırmızılı takımın İtalyan ekiplerinden de 20 ile 25 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep edeceği ifade edildi. 24 yaşındaki Nicolo Zaniolo Aston Villa ile bu sezon 27 maça çıktı ve 2 gol kaydetti. İtalyan oyuncu 27 maçta toplam 926 dakika süre aldı. Galatasaray'da 10 numara hedefi. Avrupa defterini kapatan ve tamamen Süper Lig'e odaklanan Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Sarı Kırmızılar son iki transfer döneminde olduğu gibi kadrosunu yine dünya ünlü isimlerle takviye etmeyi planlıyor.